Şimdi köklerimiz, denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Bizden istenen bunların aritmetik ortalaması, yani toplamlarının yarısı. Bizden şu isteniyor. x1 artı x2 bölü 2. Denklemi çözmeden x1 artı x2'yi bulabiliriz. Bunun bir bağıntısı vardı. x1 artı x2'nin. Şöyle buluyorduk x1 artı x2'yi. Eksi b bölü a'ya eşit oluyordu. Şimdi buradaki a sayısı 1. Şurada a sayısı 1. B sayısı 12. C sayısı ise 5. Şuradan devam ediyorum. x1 artı x2 yani eksi b bölü a. Hadi şuraya da yazayım. Bölü 2. Eksi b'miz eksi 12 yapar. A sayısı 1 bölü 2. O halde şunları bölünce eksi 12 olacak. Şurası. Başka bir de işte x1 artı x2 eksi 12 olacak. Köklerinin toplamı eksi b bölü a'dan eksi 12. Eksi 12'yi 2'ye bölersek de eksi 6. Yani aritmetik ortalama 6 olacak. Eksi 6 olacak. Evet, var mı anlaşılmıyor mu?